İyi günler. Bu videomuzda elektrik projesindeki sembollerin nasıl çizildiğini göstermeye çalışacağım. Daha önce elektrik projesinin nasıl çizildiğini önceki videolarımızda göstermiştik. Aldığımız yorumlar neticesinde sembollerin nasıl çizildiğini gösterin diye istekler aldık. Buna istinaden çekiyorum videoyu. Şimdi sembollere baktığımızda ışık dağıtım tablosu diyor. Öncelikle semboller diye yeni bir layer katmanı oluşturalım. Buradan New Layer tıklıyoruz. Sembol diyorum. Ve katmanımız oluştu. Layer sekmesini kapatıyorum. Buradan sembol layer'ına geliyorum. Şimdi öncelikle line komutuna girmek için L space diyorum. Buradan space'e aşağı iniyorum. Tabi sizin şu an imleçiniz F8 modunda değilse, yani serbest moddaysa F8'de düzlemsel moda geçebilirsiniz. Aşağı iniyorum. 25 birimlik bir değer veriyorum. Verdiğiniz değerler önemli değil. Afaki veriyorum ben. Sol tarafa doğru çekiyorum. 50 birim değer veriyorum. Yukarı çekiyorum. Diğer kenarla aynı hizaya getirmek istediğim için diğer kenarı yakalayacak şekilde o düzlemi yakalıyorum. Mouse'umu sol tuşuna tıklıyorum. Köşeye oluşturuyorum. Sonra da diğer uçla birleştirerek dikdörtgenimi tamamlıyorum. Şimdi line komutuna girdik. Köşeden köşeye bir çizgi çizeceğiz yine. Bunu da çizdik. Şu an hala komutun içindeyiz. Space'e çıkıyoruz komuttan. İçini nasıl dolduracağız? Hatch komutuyla dolduracağız. Hatch'e tıklıyorum. Burada hatch'in içini hangi taramayla doldurmak istediğinizi, dolguyla doldurmak istediğinizi buradan seçebilirsiniz. Burada bazı mimari semboller ve dolgular var. Biz solid kullanacağız. Nereyi doldurmak istiyoruz? Buraya geliyoruz. Zaten ön görünümde orayı doldurduğun, burayı mı seçebiliyorsunuz nereyi doldurmak istediğinizi. Burayı doldurmak istiyorum. Mouse'umun sol tuşuyla bir kere tıklıyorum. Daha sonra da space'e basarak çizimimi tamamlıyorum. Mesela bu biraz daha kısa olduğunu düşünüyorsanız sol tarafa doğru çekmek istiyorsunuz. Bunun için de bu kısmı seçiyorum. Stretch diyorum. Herhangi bir yerinden tutup çekerek uzatabiliyorum. Evet, kumanda tablosunu çizelim şimdi. Tekrar line komutuna girdim. Aşağı doğru 25 birim geldim. Sola doğru 50 birim. Yukarı doğru 25 birim geldim. Ve çizimimi tamamladım. Daha sonra köşeden köşeye çizgi çizdim. Diğer köşegende çizerek space'e basıp çizimimden çıktım line komutundan. Daha sonra bu iki alanı dolduracağız. Yine hatch'e geliyoruz. Solid. Burayı ve burayı seçiyoruz mouse'umuzda. Sol tuşuyla. Sonra da space'e basarak çıkıyoruz. Şimdi buradaki armatür sembolünü çizmek için önce bir kare çiziyoruz. Ya buradaki rectangle aracıyla direkt çizebiliriz. Ya da yine line'la 25 birim 25 birim. Şuradan yakalayalım. Ve çizimimizi tamamladık. Daha sonra köşeden köşeye yine bir çizgi çizdik. Space'e bastım. Line'dan çıktım. Tekrar space'e bastım. Line'a girdim. Diğer köşeden köşeye de çizdim. Daha sonra da space'e çıktım. Karenin diğer kenarlarını seçiyorum. Tek tek. Sonra da delete'e basarak siliyorum. Avize armatür çizeceğiz. Circle komutuna geliyorum. Merkezimi seçiyorum dairenin. Yaklaşık 10 birimlik bir ölçü veriyorum. Küçük geldiğini düşünüyorsanız tekrar tıklayın daireye. Şuradaki kenarını, kare kısmı yakalayın. Buraya 15 yazarsanız 15 birim yarı çaplı bir daireyi çizmiş olursunuz. Daha sonra line komutuna geliyorum. Buradan şu F8'de
Düzlemsel moddan çıkalım. Tam merkezinden geçecek şekilde seçtim. Yaklaşık burayı yakaladım. Buradan da merkezden geçecek şekilde line'dan çıkarak havza armatürümüzü çizdik. Baştan. Evet, tekrar circle komutuna girdim. Merkezini seçtim. 15 birim yarı çaplı bir dairemizi çizdim. Daha sonra line komutuna girdim. Dairemizi ikiye bölecek şekilde F8 moduna giriyorum. Düz bir çizgi çekmek anlamında. Trim komutuna gireceğim. TR space space diyorum. Fazlalıkları siliyorum. Hatch komutuna geliyorum. Dolgumu yapıyorum. Space'te tekrar çıkıyorum. Tekli anahtar çizerken circle'a basıyorum. Dairemin merkezini seçiyorum. Yaklaşık 10 birimlik yarı çaplı bir daire çiziyorum. Dairemi teğet bir şekilde yakalıyorum. F8 ile düzlemsel moddan çıkıyorum. Yaklaşık 60 derecelik bir açı yeter bize. Çiziyorum. Tekrar aşağı doğru 33 derecelik bir açıyla Space'de komuttan çıkıyorum. Çok yatık olduğunu düşünüyorsanız seçin. Rotate komutuna gelin. Dairemin merkezini yakalayın. Daha sonra nasıl konumlandırmak istiyorsanız o şekilde de konumlandırabilirsiniz. Aşağıda commutator anahtarı çizeceğiz. Tekli anahtarı seçiyorum. Copy diyerek buradaki sembolümü tutarak aşağı taşıyorum. Space'e basarak copy komutundan çıkıyorum. Daha sonra buradaki çizgimizin mirror yani aynalama etkisiyle dairemin merkezini tutuyorum. F8'i düzlemsel moda gelip aşağı doğru çekiyorum. Herhangi bir noktaya tıklıyorum. Space'e bastığımda bunun mirror'la aynalamasını yaparak buraya diğer kısmını oluşturuyoruz. Evet, floresan armatürümüzü çizeceğiz. Onun için yine line'a tıklıyorum. Buradan F8 komutuna girdim. Yaklaşık 10 birimlik aşağı iniyorum. Daha sonra buradan bir 2 birim yukarı çıkıyorum. Sola doğru çekerek yaklaşık 100 birim sola. Daha sonra 5 birim yukarı ve çizimimi tamamlıyorum. Orantısız olduğunu düşünüyorsanız şuradaki çizgimizi tutup ucundan aşağı doğru biraz kısaltabilirsiniz. Buradaki line'ımızı seçiyorum. Copy diyerek tam orta noktasından diğer orta noktasına taşıyorum ve space'e komuttan çıkıyorum. Hatch komutuyla içini dolduracağız. İçini dolduruyorum, space'e çıkıyorum. Şimdi kare floresan armatürü çizeceğiz. Tekrar line komutuna giriyorum. Aşağı doğru yaklaşık 55 birimlik bir çizgi. Sola doğru 55 birimlik. Yukarı doğru diğer kenarı yakalayıp çizimimi bitiriyorum. Buradaki floresanımızı kullanacağız içine döşemek için. Seçtim. Copy dedim. Aşağı doğru kaydırdım. Yapıştırdım. Daha sonra tam orta noktasından gelecek şekilde sağdan sola doğru seçim yapıyorum. Stretch diyorum. Stretch'te biraz daraltıyorum. Evet. Daha sonra da bunu seçiyorum. Move komutuyla buradaki şeklimizi F8'den çıkalım, serbest moda gelelim. Buraya yapıştırıyoruz. Daha sonra bunu kopyalayacağız. Copy dedik. F8 moduna girdim. Düzlemsel olarak aynı düzlemde kopyalamak istiyorum. Bunu işte 14 birim yeterli galiba. Öteleyeceğim. Kopyaladım.
Exit'le çıktım. Tekrar iki floresanımı seçtim. Copy dedim. Aşağı doğru çektim. Ve buraya tekrar yapıştırdım. Space'te tekrar komuttan çıktım. Telefon kutusu çizelim. Tekrar line komutuna giriyorum. Yaklaşık 25'e 25 birimlik bir kare çiziyorum. Bunu tekrar line ile orta noktasını yakalayıp karemizi ikiye bölüyoruz. Buradan text'e geliyoruz. Nereye çizeceğiz? Buraya çizeceğiz. Yazı yazacağız. O alanı seçiyorum çerçeveyle. PTT yazacağız. PTT. Yazdık. Küçük geldiyse hemen büyütüyoruz. Tekrar seçiyoruz. Yazımızı, text'imizi seçiyoruz. Buradan 8 dedik. Enter dedik. Ve yazımız büyüdü. Bunu tekrar seçiyorum. Copy diyorum. Herhangi bir noktadan aşağı doğru taşıyorum, yapıştırıyorum. Space'e çıktım. Tekrar text'in içine girdim. Seçtim. BTK yazdım ve dışarı tıklayarak çıktım. Şimdi bir fazla topraklı piris çizeceğiz. Line ile başlayalım. Line. Yukarıdan aşağı bir 25 birimlik bir çizgi çizdim. Daha sonra circle'a tıkladım. Buradan merkezden dairemi seçtim. Tam teğet olarak yakaladım. Daha sonra line'la dairemi ikiye böldüm. TR space space diyerek dairemin diğer kenarını kırptım. Buradaki kısmı da siliyorum. Buradaki çizgiyi biraz daha uzatabiliriz. Bir 5 birim daha uzatalım. Bunu da bir 5 birim daha uzatalım. Daha sonra line komutuna girdim. Çizgimi ortadan yakaladım. Sola doğru çektim. Ve bu şekilde bir fazla topraklı prizmizi çizmiş olduk. İki topraklı prizmizi de tekrar bunu seçtim. Kopyaladım. Aşağı indirdim. Buradaki çizgimi seçerek biraz daha ileri taşıdım. Buradaki dairemizi seçtim. Move komutuyla bunu seçtim. Daha sonra yayımızı biraz aşağı indiriyoruz. Buradan da çapını buraya teğet bir şekilde yakalıyoruz. Copy diyorum ya da mirror diyorum. Buradaki cismimi yakalayacağım. Space dedim. Buradan tam orta noktadan yakaladım. Sola doğru çektim. Herhangi bir noktayı tıkladım. Space dediğimde diğer kısmına yerleştirdiğini gördük. Bu çoklu topraklı priz. Direkt şunu kopyalayalım. Şurada bir text'imiz vardı, yazmıştık. Ya da tekrar yazayım ben sizin için. Şuraya yazacağız. Çerçevemi belirledim. 5, 4. Artık hangi değeri girmek istiyorsanız. Bunun boyutunu da 5 yapsak olur. Evet, bu şekilde gösterebilirsiniz. Boat yine daire içinde hatch'le boyuyoruz. Zil transformatörü. Buradan circle aracımla bir tane daire çiziyorum. Yaklaşık 10 yarı çaplı, 10 birim yarı çaplı. Daha sonra bunu seçiyorum. Copy'ye basıyorum. Sola doğru kaydırarak iki daireyi kesiştiriyorum. Buraya tıklıyorum. Space'de komuttan çıktım. Line komutuna girdim.
Buradan line'ına şu şekilde uzattım. Tekrar sol tarafa da uzattım. Trim aracıma girdim. TR space space dedim. Burayı kırptım. Burayı kırptım. Burayı kırptım. Ortadaki çizgiyi seçtim. Delete'e bastım. Üzerine de yine şurada tekste 5 yazmıştık. Copy diyelim. Bunu alalım. F8 ile düzlemsel moddan çıkalım. Bunu üstüne yapıştıralım. Text'in içine girelim. 220 slash 12 V. Evet, ve volt aşağıda kaldı. Bunu seçip şuradaki okla biraz sağa doğru kaydırıyorum. Aynı düzleme getiriyorum. Zil butonu. Bunun için bir line'la tekrar dikdörtgen çiziyorum. F8 komutuna girdim, düzlemsel komuta. Yaklaşık ölçülerle, tam ölçü vermeden burayı yakalayalım. Dikdörtgenimizi tamamladık. Tekrar line'la şuradan bir çizgi çizelim. Circle'a tıklayalım. Şöyle bir daire çizdik. İçini de hatch ile kapatarak zil butonumuzu çizdik. Şimdi kapı zili. Bunun için bir daire çizelim. Merkezini seçtik. Yaklaşık 15 birim yarı çaplı bir daire çizdik. Merkezden tuttuk. Yukarı çıktık. Aşağı indik. Daha sonra çizgimizin tam orta noktasını yakaladık. Sola doğru çektik. Trim aracımıza giriyoruz. TR space space diyoruz. Burayı kırpacağız. Burayı kırpacağız. Burayı ve burayı kırparak çizimimizi tamamlayacağız. Telefon prizi. Bunun için yatay bir çizgi çiziyorum. Buradan aşağı iniyorum. Space ile bitiriyorum. Bu çizgimi çiziyorum. Mirror'a basıyorum. Çizginin orta noktasını yakalayıp yukarı doğru çekip herhangi bir noktaya tıklıyorum. Space'e bastığımda buraya mirror'la diğer çizgiyi çiziyor. Tekrar line komutuna girdim. Çizginin orta noktasını yakaladım. Yukarı doğru bir çizgi daha çizdim. Daha sonra da text'e girerek şuradan TP yazıyorum. Küçük oldu. Text'imizi seçip buradan yaklaşık 8 birim büyüklüğüne getiriyorum. Televizyon prizi çizeceğiz. Bu sembolümüzü kopyaladık, aşağı yapıştırdık, space ile çıktık. Text'imize tıkladık. P'yi silip V yazıyorum. Daha sonra offset komutuna gireceğiz. O space ne kadarlık bir öteleme yapacağız? Buradan yaklaşık 2 birimlik bir öteleme yapacağız. 2 enter diyorum. Daha sonra bu çizgiyi alıp sağa kaydırıyorum. Bu çizgiyi alıp aşağı, bu çizgiyi alıp sola kaydırıyorum. Daha sonra da tr space space diyerek trim komutuna giriyorum. Buradaki çizgilerimi kırpıyorum. Bunları daha önceki anlattığım tekniklerle TV ve kablo panosunu çizersiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.